Evet sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli kardeşlerim için çok güzel 3 tane video planladım bugün için bakalım kaç tanesini hayata geçirebileceğiz. Sizlerden tek ricam videoyu sahipsiz öksüz bırakmayın arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin sizin için önemsiz olabilir ama bizim için gerçekten ve gerçekten çok önemli. Hatta bir videomuzda totem demeyeyim ama. Hani bir etkinlik yaptık, 666 beğeni olsun, ee, Galatasaray derbisi başlayana kadar dedik, 438'de kaldı. Ben linki aşağıya atayım da. Sizden ricam bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Lütfen bu videoya beğeni atın, 666 beğeniye geçelim. Bir etkinlik yapmış olalım kendi çapımızda. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'nin ilgili çok ciddi gelişmeler var. Bakın çok ciddi gelişmeler var. Ben şöyle söyleyeyim size. Normalde artık video başlıklarına aldanmayın. Direkt dalın videolara. Direkt tamamını izleyin. Bakın Fenerbahçe'de şu anda e, inanılmaz bir sirkülasyon var. İnanılmaz teklifler var, inanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz bir gelişim skalası var. Şimdi sevdiğimiz bazı isimlerde yorumlarda bulunmuş. Mesela Cengiz abi demiş ki Ali Koç başkan olduğundan beri bir türlü doğru kadro planlamasını yapamadık sürekli alternatifi olmayan oyuncuları satıyoruz. Bu da kadro zafiyetine ve sonra da şampiyonluğa mal oluyor demiş. Çok ciddi teklifler var çünkü futbolcularımıza. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar bazı kilit ismi satarsan şampiyonluğa mal oluyor. Katılıyorum. Devam ediyor diyor ki Crespo, Osayi ve kimin satılmasına net karşıyım diyor. Crespo, Osayi kim? Ee, Salahi'nin alternatifi var satılabilir. Serdar Aziz'den bahsediyor muhtemelen. Hatta ben Cengiz abiye de buradan hepinizin huzurunda söylüyorum. Cengiz abi yanlış kişiye bakıyorsunuz. Emir Ortakaya diye bir cengaver aldık. Lütfen bütün Fenerbahçelilerden rica ediyorum 90 dakikasını izleyin. 90 dakikasını izlediğinizde kuracağınız ilk cümle şu olacak. Lan Serdar Aziz'in yerine falan biz niye oynatmıyoruz bu çocuğu olacak? Bir izleyin. Üstelik şampiyon olup Avrupa sahnesine çıkamadığımızdan oyuncu değerleri pik yapmadan satıyoruz. Bu sebeple başarı sağlamadan oyuncu satmamak lazım. Mümkün olduğunca mecbur kalınmadan diye ekleyeyim demiş. Yani diyor ki biz şu anda futbolcuları satıyoruz. Tavan fiyat gibi görüyoruz ama pik yapmadan satıyoruz demiş. Katılıyorum. Şimdi şu eklemeleri yapmış. Sosa'yı Gustavo'yu yollayın. Crespo kalsın. Kabul. Katılıyorum. Mesut'u yollayın. İrfan Arda kalsın. Kabul. Beş kere kabul. Yani Mesut Özil konusunda. Bir e, abimiz de diyor ki ya bu Mesut düşmanlığı neyse sendeki diyor. Yahu inan ki Mesut düşmanlığı değil. Fenerbahçe dostluğu benim ki salah kim Serdar kalsın demiş. Ben burada bir de eklemede bulunayım. Tisserant ve Kolkır gelecek bu kadroya. Bence Tisserant uygun 2-2.5-3 iki, iki bedelle satılabilir. Çok net satılabilir. Çok tutmanın lüzumu yok. Kolkır da benzer yapıda bir futbolcu. Belki Değerli sat, Eren al. Nazımı sal gitsin, Berisha'yı sal gitsin. Bu arada ben Berisha konusunda şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, arka planda mesela Luis Suarez için ben bir soruda bulundum. Kaynağım bana verdiği yanıt beni umutlandırdı. Hani kral bir forvet almak şart diye. Senin Berisha gider diye. Yani şu an Berisha'nın kalma ihtimali düşük, %10'un altında diyebilirim bu duyumu da inceden vermiş olayım. Bu arada hep haber okuyorsun, duyum vermiyorsun diyen arkadaşlar var. Videoları lütfen kulağınızla dinleyin. Yani videoları kulağınızla dinleyin. Her videoda en az 5 tane duyum veriyoruz. Dinlemek isteyene. Ee, burası Twitter gibi değil arkadaşlar. Hani şu duyum şu paylaş. Bu duyum bu paylaş böyle değil. Videonun içerine gireceksiniz bakacaksınız. Hani videoda atıyorum mesela şimdi ben küme düşmeyi falan konuşacağım. Ama duyum veriyorum. Size tavsiyem bu. Neyse Rossi sal demiş katılmıyorum ona. Rossi konusunda katılmıyorum. Biz 6 milyon euroya bir Rossi bulamayız. Valencia'yı sal demiş. Samatta'yı sal. Kolay değil keşke. Serdar'ı sal demiş. Ona katılmıyorum. Serdar duruşunda kalmalı. İyi golcü kanıtlar al. Santrafor al. Saltuk bu burada demiş ki ilk yıl dik başladıktan sonra Josef Giuliano'yu sattık. Kümede kalma savaşı verdik demiş. Hatta Josef'in Giuliano'nun olduğu bir hazırlık maçında biz uçuruyorduk ya. Rakibi uçuruyorduk. Ha iki futbolcu çok mu fark eder? Bak Fenerbahçe'den Crespo ile Zayt'sı çekin ne kadar fark ediyor. Çekin Zayt'sı Crespo'yu. Koyun Gustavo ile Sosa'yı koyun mesela. Ya Sosa'ya tepkilesiniz, Gustavo'ya tepkilesiniz o yüzden diyorum. İkinci yıl Elif'i sattık en önemli orta saha ve hücum gücümüzü kaybettik. Üçüncü yıl Vedat'ı sattık yerine doğru düz santrafor bulamadık. Artık takımın iskeletiyle oynamaya kalkmasınlar demiş. Bence bir iki kişi anca şey yapılabilir. Christian Pavon çok sordukları için söyleyeyim. Pavon ben dün dedim ama videoda bugün detayına ulaştım. Atletico Mineiro ile ön sözleşme yapmış. Yani Atletico Mineiro'ya gitmesi kesin artık. Eğer ön sözleşme yapmasaydı gelme ihtimali vardı. Anlatabiliyor muyum? Gelme ihtimali vardı. Şimdi gelelim Süper Lig'in tescil olayına. Yani Süper Lig tescilinde son dakika gelişmesi. %100 bilgiler bu videoda. Önce şunu söyleyeyim bu videodaki bilgiler %100 doğru. Yani tescile ilişkin %100 doğru. Şimdi sosyal medyada siz de şahit olmuşsunuzdur. Lig tescil edilmeyecek işte. Trabzonspor'u şampiyonluğu sayılmayacak. Hatta Trabzonspor küme düşürülecek. Abartmayın la. Ula abartmayın. Ondan sonra işte ee, ne bileyim şu olacak, bu olacak. Kapatılacak. Trabzonspor'un kulübüne kapısına kit. La saçmalamayın. Saçmalamayın arkadaşlar. Ne yaptın? Şu olacak, bu olacak. Siyasiler Trabzon'a ziyarete geldi. Bak AK Parti ziyarete geldi. Ulan AK Parti'nin ziyarete geldiği maçta beraber bitirdiler ya. Ben maç özetini hala izlemedim. Bir de Beşiktaş penaltı kaçırmış mesela. Yani yenilmesi en muhtemel maçlardan biriymiş. Ya işte bak aslında Allah'tan ceza olarak geliyor gibi bir şey. Recep Tayyip Erdoğan geldi rozet aldı. Bütün Trabzon'dan dilinde ya işte Fenerliler bak Recep Tayyip Erdoğan rozet Tamam artık bunlar sürekli şampiyon olur. Hiçbir şey yok. Kupa mupa hiçbir teneke bile yok. Aynısı maçlarına geldi. AK Partililer geldi dediler. Hani o gün o gün içinde paylaşım atılmış. O yüzden söylüyorum. Yoksa siyasete çok giresim yok. O gün atıldı. Bak berabere bitti. Belki o maçı kazansaydı şampiyonluk havasında yani kutlamalar yapılacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bunlara çok takılmayın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ligin tescili gerçekleşecek. Ligin şampiyonu Trabzonspor. Zaten Trabzon'un olacağı malum. Trabzon'un kupasını alacak. Hatta ben Trabzonsporlulara da bir müjde vereyim. UEFA kesinlikle kesinlikle Rus takımlarını almamayı düşünüyor. Eğer Rus takımları alınmasa Trabzonspor selamünaleyküm aleyküm gruptan başlayacak. Ha. Paris Saint Germain çıkar, işte Bayern Münih çıkar, 5 atar, 10 on atar onu ben bilemem onu Allah bilir ama Şampiyonlar Ligi'ne girip Ayak bastı parası da. Ayak bastı parası. Şöyle anlatayım. Yaklaşık 1 milyon tane hamsi ceması dolusu para. İnanılmaz bir para. 25 milyon eurodan bahsediyoruz. Ki yani ikinci bir takımı katılma ihtimali. Fenerbahçe'ne katılma ihtimali 25 milyon euro bak. Trabzonspor açısından düşünün. 25 milyon euro uzun süredir ellerine böyle bir para geçmemiştir. Belki de hiç geçmemiştir. Ya belki de hiç geçmemiştir. Uzun süre. bu değerde bir paradan bahsediyorum. Hani Yusuf Yazıcı'yı falan sattıktan da dolar kaç liraydı? Euro kaç liraydı? Şimdi 16 ile çarpacaksın. Yani 16 ile 250. Yani yaklaşık 400 milyon TL. İnanılmaz. E, Trabzon'un zaten yıllık hasılatı 400 milyon lira yok. Anlatabiliyor muyum? Dem demek istediğim o hanım anlatabildim. Peki hocam %100 bilgi mi? %100 bilgi. Adil Gevrek. Adil Gevren şöyle bir sözü olmuş olabilir mi? Eğer ben bu ligi yani düşmeyi bu sene kaldırmazsam istifa edeceğim diye bir söz olmuş olabilir mi? Ki bugün istifa etti. Daha doğrusu dün istifa etti. Yani ligin tescil kararı çıktı arkadaşlar. Hayırlı olsun. İkincisi. Hocam bir örnek daha ver. Hani Adil Gevrek'ten olacak iş değil. Göztepe'nin Senegalli forvet oyuncusu Şerif Endiaye. Çin ekibi Şangay Port'a transfer oldu servis bedelinin 1.2 milyon euro civarında olması bekleniliyor. Zaten Şerif Endiyaya bizim maçta olmayacak çünkü kırmızı kart yedi bu hafta en az iki maç ceza yiyeceği için bizim maçta yok. Ancak küme düşme kesin olarak kalktığı için vermiş olabilirler mi olan en azına 1.2 milyon euro. Arkadaşlar az buz değil ya yaklaşık 20 milyon TL'den bahsediyoruz. Yaklaşık 20 milyon TL küçük kulüpler için deli paralar. Büyük kulüpler için de artık deli paralar. Bu da tamam. Peki hocam lig temiz mi değil mi? Bak ligin temiz olup olmadığını şöyle anlatayım size. Trabzonspor lider. Bütün Trabzonspor taraftarına deyin ki iki tane maç seçin. Var kayıtları. Kulüpler Birliği tarafından dinlensin. Herkese açık. İki tane maçınızı söyleyin. Yani hakkınızın yendiği iki maç. Muhtemelen çok bir maç söyleyemeyeceklerdir de. Ee, belki son bir iki maç hani rakiplere penaltı çaldığı için diyecekler. Konya'dan itibaren söyleyin bakalım. Her takıma deyin ki ikişer tane maç söyleyin. Var kayıtları dinlensin. Fenerbahçe muhtemelen birini Trabzonspor maçı seçer. Yüzde yüz birini Trabzon maçı seçer. Yani eğer her kulübün ikişer tane maçından çıkan sonuca göre mesela 20 tane kulüp var 40 tane maç dinlenecek. Belki aynı maçlar bile olacak. İki takım da bizim hakkımızı yendi diyecek. 40 tane maçın adınız kadar emin olun 40'ı da şaibelidir. 40'ı da şaibelidir. Yani lig temiz mi değil mi? Alın size bu. Ha diyeceksiniz ki Mustafa hocam Trabzonspor şike mi yaptı şu mu Geçen sene de aynı şey. Ondan önceki sene de aynı şey. Ondan önceki sene de aynı şey. Bakın her sene aynı dümen. Adamlar var kayıtlarına rağmen görüp görmemezlikten geliyor. Ya Galatasaray'ın bir Gaziantep maçı vardı. Futbolcunun vücudunun organı büyütüldü ya. Photoshop'la organ büyütüldü ya. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Siz bana ne söylüyorsunuz? Organ büyütüldü organ. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Bu arada yani neredeyse bütün genç oyuncularımıza teklif var. Yani neredeyse birçok futbolcumuza, iskelet futbolcularımıza teklif var. Hani geleceksen hocam Trabzonspor şampiyon etiketiyle çıkacak diyor. Sen de iskeletin oluşmuş Fenerbahçe olarak çıkacaksın. Zayt, Ferdi, Osai. Yani in inanılmaz şeyler var. Kimmiji, Atilla Salahi, Altay. Hatta belki bu performanslar Rossi. Demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Dediğim gibi lig tescil olacak. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. %100 olarak bilgi veriyorum. Şampiyon Trabzonspor olacak. Küme düşen takımlar 3 aşağı beş yukarı belli. Yine de ben size isimlerini tek tek söyleyeyim. Yeni Malatya'nın düşeceğini aylar önce ben söyledim. Çünkü başkanların sahaya inip hakem dövmeye kalktı desem yalan söylemiş olmam. Rize, Göztepe, Altay ne kadar ilginçtir küme düşen küme düşecek Rize şampiyon takımı yendi mesela. Ne kadar ilginçtir. Değil mi? Ne kadar ilginçtir. Göztepe'de yanlış mı yoksa beraber kaldı diye hatırlıyorum ama yanlış biliyorum herhalde. Altay'ı Trabzon deplasmanda yendi. Malatya ilk başta 5 fark attı. ikinci maçta da kazandı. İkinci maçta bir hakem hakem skandalı konuşuluyor da o hatırımda değil. Yani böyle birlikten bahsediyoruz. Zaten Altay 29, Giresun 36. Arada 7 puan fark var. Giresun'dan sonra Kayseri 38. Kayseri 1-2 hafta daha 38 durur mu? Bu hafta Göztepe maçı var. Göztepe bu hafta kazanırsa umutları yeşertir ama zannetmiyorum. Bu hafta Kayseri'nin yenmesi lazım ki Fenerbahçe maçına artık iddiası tamamen kalmamış. Şaha yakın bir Göztepe gelsin isterim. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hocam zaten ben ihtimal vermiyordum. Siyasiler araya girer. Yahu. İşin kolayına kaçıyorsunuz. Bu ülkede siyaset hep vardı. Bu ülkede siyaset hep karıştı. Yani benim ağzımı açtırmayın. 4 sene arka arkaya şampiyon olan takımın maçlarına bir bakın. Orta sahada düşüp de penaltı aldıkları pozisyonlara falan bir bakın. Beni konuşturmayın. Bakın bu ülkede siyaset hep futbola dahildi. Yeni bir şey değil ki. Bir tek ne zaman dahildeydi? Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli o zaman başbakandı. Yine böyle güç vardı. Yine iktidar ellerindeydi. Hiçbir katkısı hiçbir şeyi yok mesela anlatabiliyor muyum? Eğer yani gerçekten iktidarın Fenerbahçe'ye katkısı olsaydı biz 3 Temmuz'u yaşamazdık. Yaşamadığımız gibi 4. yıldızda ilk biz takardık, 5. yıldızda ilk biz takardık, 6. yıldızda ilk biz takardık. Anlatabiliyor muyum? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.